Merhaba, biliyoruz ki yeni bilgiler edinmek çok keyifli ancak yeni bilgi edinmenin en keyifli süreçlerinden bir tanesi çok iyi bilinen ancak hakkında detay bilinmeyen konulara dair o detay bilgileri edinmek. Şimdi okuyacağım konu da biraz böyle olacak birçok kişi için. Çünkü yogadan bahsedeceğim. Yoga, Hindu dininde bütün tanrıların en üstünde olduğuna inanılan ilahi ruh ya da Tanrı Brahman'a ulaşabilmek, onunla bütünleşebilmek amacıyla uygulanan yöntemlerden biridir. Yoga, insanın benliğini ve bedenini eğitmesine dayanır. Yoga yöntemini uygulayanlara yogi denir. Yogiler belirli aşamalarla bedensel ve zihinsel alıştırmalar yaparak bu dünyaya ilişkin konuları düşünmeyecek biçimde benliklerini eğitmeye çalışırlar. Bunu yaparken dikkatlerini tümüyle bir noktada toplayıp yoğunlaştırarak düşüncelerini ve duygularını denetlemeyi ve arındırmayı amaçlarlar. İnsanı dış dünyaya yönelik düşüncelerden, hırs ve isteklerden uzaklaştırarak bütünüyle saf ve arınmış bir durumda Tanrı Brahman'a kavuşturmayı amaçlayan yoga son derece güç ve yorucu bir süreçtir. Bu yüzden genellikle belirli aşamalara bölünerek uygulanır. İlk iki aşama insanı ahlaki yönden eğitmeyi, bir başka deyişle yalan söylememeyi, canlılara zarar vermemeyi, nefret, kin gibi olumsuz duygulardan kurtulmayı öğretir. Üçüncü ve dördüncü aşamalar bedensel eğitimi içerir. Bu bölüm soluk alıp vermeyi düzenlemeye, hiçbir rahatsızlık duymadan vücudu uzun süre aynı biçimde tutma becerisine yönelik bir dizi alıştırmadan oluşur. Sonraki aşamalar bilinci tek bir nesne üzerinde yoğunlaştırarak Brahman'la bütünleşmeye yöneliktir. Bunu yaparken kişi tüm düşüncesini içe döndürerek dış etkenlere tepki vermemeyi öğrenir. Brahman'la bütünleşme yoganın en son ve en yüksek amacıdır. 20. yüzyılda yoga daha çok bedensel ve zihinsel rahatlama alıştırması olarak özellikle Batı'da yaygın biçimde uygulanmaktadır. Bu amaçla çeşitli dernekler ve kulüpler kurulmuştur.